Pascal, Oman, Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın, 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 günaydın. Uykuya kanmamışlara, döneli döneli yatıp da yorganı tepiklemeye doymamışlara. Uykusuzluktan gözleri göden kurbağası gibi pörplek pörpleklere. Günaydın efendim ayılmamışlara, günaydın afyonu patlamamışlara, günaydın. Ya Kadir, milleti yaratık yaptın. Pascal, bu vampirlerin 3-5 nöbetini devrettikleri şu saatte halkımız uykusuz, bedbin, bezgin, yolda. Bu gidişe dışarıdan baksak yollarda yürüyen maaşlı zombiler görüyoruz ya, sen ne diyorsun ya? Şu an beton ormana doğru adeta bir Walking Dead yapılıyor Pascal. Vay, yaşayan ölülerin yürüyüşü değil mi? Aynen, şu an ortalık Walking Dead, yaşayan ölüler, zombi, Armageddon, o filmlerin seti ya, o adeta ya. Kadir, abartma. Abartmadım be Pascal. Bak gözlerin teleskop balığı gibi pörtlemiş, sen kaçta yattın? 4. Kaçta kalktın? 6. Kaç saat uyudun? 2-1,5 saat. Buyur. Şimdi ben bu yavrudan nasıl verim alacağım? Hangi yavru? Ne demek lan hangi yavru? Sen. Ben. Yavru. Yavru. Yavrusun tabii. Yavrusun, böyle alt dudağın sarkmış, gözler şişmiş, kanlı şu tiple senden tiksinmem gerekirken acayip şefkat duruyorum lan şu an sana. Valla merhamet hislerimi kabartıyorsun ha Pascal. Kadir bana acıma. Balık yemeği öğret. Deli zekalı. Lafları öyle bir karıştırıyorsun ki hangi tarafından düzelteyim ben ya. Benden nefret et ama bana acıma, bir. Bir de bana para verme, bana balık tutmayı öğret. Yani sözleri birbirine karıştırıyorsun hacı. Bunlar hep uykusuzluktan oluyor işte. Ne yapayım dayı? İşe mi gelmeyeyim? Hayır, gelelim. Bak ben çalışmayalım demiyorum. Öyle mi dedim? Artistlik yapmayalım. Benim arkadaşım var. Zifiri karanlıkta kalka kalka çocukta ışığa karşı hassasiyet oldu ya. Geçen sabah kafa bir dünya yanlış taraftan metroya binmiş. Levent'e gideceğine yeni kapıya gitmiş, iyi mi? Kardeşim atsın gözünü. O kadar da değil. Ya arasın buna. Valla erken kalkıyoruz. Artık bu böyle. Ya işte ben de bunu söylüyorum. İnsan erken ve karanlıkta kalkmaya uygun yaratılmamış diyorum ya. Bunu hep söyledim yıllardır. Bu fıtratımıza aykırı. Yani uyuyor olmamız gereken saatte uyanınca ne oluyor abi? Az önce söylediğim gibi Walking Dead oluyor. Efendim? Ama Kadir, para bu abi ya. Kolay mı kazanıyoruz? Yavrum sen yıllarca kolay kazandın. 2 top teptin, aldın milyonları. 4 gol attın, aldın milyonları. Efendim? Kadir, o iş öyle değil. Bak, bacağa bak, bak, bak. Ohannes, o ne lan öyle? Bacağım. Allah'ım, kim oydu yavrum senin o bacaklarını öyle? Lüle taşı piposu gibi işlemişler la bacağı. Bu direkli biliyor musun? O krampın deliği. Vay Pascal. Gravyer peynire dönmüş bacak ya. Delik deşik, delik deşik. Abo. Kadir, hepsi burada oldu. Vallahi bak, Türkiye'de. Nasıl ya? Olur mu? Yani bu bacağı Mısır koçanına Türkiye'de mi çevirdiler yani? Abi evet. Bunlar var ya, hep tamam. Krampon çivisi. Ya Türkiye'de futbol var ya, böyle abi ya. İlerlenmez böyle. Ya neden öyle dedin Pascal? Abi futbolcudan çok kasap var ya. Hakemler görmüyor abi ya. Gözümüyor. Nasıl olacak abi? Ne yapsın adamlar? Bıraksalar da gol mü atsın yani Pascal ha? Dediğim işte bu. Abi bu kafa var ya, ilerlemez. Ben futbolda değilim Pascal. Halkımızdayım ben ya. Halkımız da futbolumuz gibi sert mi Pascal? Bazen. Ama genelde Münis. Evet. Evet. Halkımız Münis'tir Pascal. İki tatlı söz söyle, en deli halinde bile yelken suya iner. Kin tutmaz. Canım halkım ya. Aferin sana Kadir. Vallahi bak, seviyorum seni. Halkımıza da şefkat gösteriyorsun. Tabii abi. Sabah sabah onlara şefkat gösteren mi var ya? Yo anca hot anca zot. Bari biz şımartalım. Yani nazlayalım halkımızı ya. Ben de gösteririm. Göstereceksin tabii abi. Buradan ekmek yiyorsun sen de. Ben ne dedim abi? Başka bir şey mi dedim? Bak bugüne kadar görmedim. Bugünden sonra senden en küçük bir kalkması görmek istemiyorum.
çizgini bozmayacaksın Pascal. Allah kadırmasın abi ya. Fena bir şey. Tamam ya. Aferin aferin. Yapıştır Twitter adresimize. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Tweetlerinizi Pascal Askizgi Kadir adresine gönderebilirsiniz efendim. Aragaz taksimetreyi açtı. Hadi bakalım işiniz gücünüz rast gelsin. Davancanızdan ses gelsin. Aragaz. Pascal. Gel abi. Ben bir karar verdim. Ne karar verdin? Ya biz biraz değişik mevzular konuşmamız lazım artık hacı. Abi daha değişiklik konuşacağız. Zorlama ya. Hayır abi. Hayır abi. Değişiklik yapmamız lazım abi. Repitasyona düşüyoruz Pascal. Neye düşüyoruz? Ya tekrara düşüyoruz. Allah'a düşünmesin. O yüzden farklı şeylerden konuşacağız. Mesela? Mesela şöyle müjdeli bir haber var abi. Bilim adamları yüzlerce biyolojik işlemi aynı anda elektrikle ölçmek için kullanılabilen altınla zenginleştirilmiş DNA iletken telleri üretmiş. Ne üretmiş? Şimdi bak. Bilmem ne Royal Institute of Technology and Stockholm. Pardon tekrar. Royal Institute of Technology of Stockholm Üniversitesi de birlikte çalışarak üretmiş 3 boyutlu biyosensör sayesinde artık hücreler daha detaylı inceleniyormuştu. Acaba bu teknoloji normal bir aletten 100 katı daha hassas olacağımıştı. Biyomolekülleri anında ölçeceğimişti. DNA nanotelleri altın ile daha iletken hale geleceğimişti. Moleküllerin konsantrasyonu düşük olsa bile ölçülebileceğimişti. Allah tamamına değer desin. Ne diyorsun sen bu konuda? Abi şimdi şöyle faydalı bir şeyse yapsınlar değil mi? Tabii. Vatan millet. Tabii. Tabii tabii abi. Ama Kadir bir de altın çok harcamamak lazım. Pahalı bir şey. Yani tabii hücre şey derken yani mesela altın yerine alüminyum kullan diyorsun değil mi? O da iletken yani mesela. Tabii. Hı. Ne yapıyorlar dedin altında? Şimdi altınla bunlar DNA nanotellerini daha iletken hale getiriyorlarmıştı. Reşat mı? Cumhuriyet mi? Evet o da mühim bak. Fiyatları farklı çünkü değil mi? Doğru. Peki asıl soru DNA ama kaç ayar yani... Altın döşeceksin çünkü neticede değil mi? Tabii. Bana verdin narkozu ben bayıldım. Benim kafam olmuş bir dünya efendim. Sen bana sormadan 24 ayar Cumhuriyet altını döşedin DNA'ma. Uyanınca da ver parasını dedin. Sana şu kadar altın döşedik dedin. Ben itiraz edersen bana mı sordun kardeşim efendim öyle mi? Kadir bunlar hassas konular. Bak sonra çok daha mühim başka bir konu. Ne? Bak altın takmak erkeğe haram dinimizce. Yani buradan bilim dünyasına sesleniyorum. Eğer icap ederse benim DNA'ma altın sokma. DNA'mda bir iletişimsizlik olursa bakır çek efendim. Kadir ha. Ben gümüş istiyorum. Altın çok kadınsın. Ben şeyi anlamadım. Bunlar DNA var ya niye altın düşüyor? Oğlum gerizekalı 1000 kere söyledik lan. Moleküllerin konsantrasyonu düşük olunca bu sayede ölçülebiliyor diyor. Abi konuşma yapsın. Motivasyon konuşması. Ha? Niye altın koyuyor? Moleküllere mi yapsın motor? Evet abi. Maden molekülün motivasyon düşüyor. Konuşup güzel tabi. Allah Allah kafam karıştı lan benim. Oğlum olur mu lan öyle şey? Saçma. Ya kendinden pay biç. Sana bir ton laf etsem. Şöyle desem böyle desem motive olur musun? Yoksa al şu tam Cumhuriyet altını yap desem mi motive olursun? E tabi ki yaptın. Motive der. Tamam işte molekül keriz mi ya? Abi. Değil mi? Molekül kerizmi derken? Yani molekül de efendim kromozom da altınla motive oluyor. Sonuçta bunlar da bizim bir parçamız. Yani DNA mesela. DNA deyince bak çok önemli üzerine durmamız lazım. Duralım abi. DNA nedir Kadir? Ha? Anlat bakayım be. Şimdi bak DNA sana en basit şöyle anlatayım. Böyle burma kadayıf gibi bir şey. Yapı taşı yani dizilmiş kromozomlar. Nasıl diziyor bunlar? DNA kromozomları mı? 4-4-2. Futbol gibi. Tabii abi. Yani DNA aynı futbol gibi. Mesela senin kromozomların 3-5-2. Paso girişkensin, ataksın. Sürekli bir talep halindesin. Mesela benimki 4-4-2 daha mutedil, daha savunmacı. Abi DNA kolay bir şey. Ya kolay olmaz olur mu ya? Aslında fizik, kimya falan bunlar da kolay. Bilim adamları işte adam yerine konmak için zor gibi gösteriyorlar ya. Misal kimya. Bana bir tane element simgesi söyle Pascal. Element simgesi. Ya mesela bulmacalarda falan çıkıyor ya lan Kalay'ın simgesi diyor mesela. Baykuş. Ne baykuş abi? Normal baykuş.
kaleyin singesi. Oğlum sana bir şey söyleyeceğim. Senin de kimyadan hiç nasibin olmamış ya. Ya o, ya aslanım. Kimyasal elementin simgesi baykuş olur mu lan? Kalayın simgesi SN. SN. Peki sana soruyorum. SN ile kalayın ne alakası var? Hiçbir alakası yok. E o zaman niye SN? Mesela SN ile H2 yani hidrojen tepkimeye giriyor. Ne oluyor? Kadir aman abi. Vatan millet. Zararlı bir şey olmasın. Yok oğlum zararlı. HS 2 ne oluyor? Allah Allah. Detaylara bak ya. Yani sırf kafa karıştırmak ya. Ya ne oluyor böylece diğer insanlar aman efendim bu kimya ne kadar zormuş. Aman bu kimyayla uğraşan insanda bir ton kafa var. Aman Allah'ım bunlar ne kadar zeki insan. Bak soru şu. İki tane element tepkimeye girerse hangisi atom sayısını koruyor? Ha? Bunun var ya iki sayfa açıklaması var ama alakası yok kardeşim. Cevap iki cümle. İki element tepkiye girerse hangisi kafayı önce sokarsa o kazanır öyle mi Pascal? O ne lan? Yani trafikteki gibi sokağa hani iki araba girecek hangisi önce girer? Soldaki. Öyle olmasın lazım. Hayır yavrum İstanbul'da kafayı önce sokağa sokan araba girer yani kimyada da böyle. E Kadir be bu bilim var ya çok kolay oğlum. E tabii ya hayatım çok kolay diyorum ben sana. Hep bilim adamlarının kendilerini özel hissetmek için açtığı kolpalarla biz karşı karşıya kalmışız bu yurtta. Bak başka bir gün fizik biliminde ayakların altına sereceğim ben seni Paskal. Allah razı olsun abi. Ser ser. Tabii abi. Bak değişik bir konu konuştuk. Halkımız için de başka oldu değil mi? Farklı oldu yani. Değil. E tabii. Çok denişik oldu. Tabii abi. Bundan sonra hep böyle denişik denişik konuşalım Paskal. Aman Kadir. Vatan millete zarar gelmesin. Ben konuşurum. Ya bizden vatan millete zararlı bir sadır olur mu ya Paskal? Ya gönlün rahat olsun öyle saçma bir şey olur mu ya? Allah razı olsun baba. Kadir ben sana emanetim. Vallahi bak. Evet. Beni böyle alıp da yanlış sırala götürme. Ya kardeşim ben kendimi taşıyamıyorum. Seni hiç taşıyamam. Yeter bak 6 senede öğreneceğini öğrendin. Artık senin biraz ayakların üstünde durman lazım aslında Paskal. Kadir korkuyorum ben. Yavrum ne korkuyorsun? Kartal yavrusu büyüyüp de hala yuvadan uçmadığı zaman ana kartal ne yapıyor? Ne yapıyor? Gagalıyor, dövüyor, uçuruma doğru itiyor. Ben de öyle yapacağım seni. Ne yapacaksın? Aha! Ah! Ne vuruyor lan? Sınay! Gelmiş 50 yaşına. Hala ben sana emanetim diyor ya. Ne vuruyor lan? Bana diklenme. Yavru kartal uç hadi. Oğlum ben baba kartal. Bak uç uç. Vallahi yemin ediyorum s***ma. Ama Kadir yok. Gagalıyordu. Ya bizde uygulama da değişik olacak anla ya. E öyle ya diyorsun. Allah'ım. Allah'ım ya. Aragaz. Kadir. Paskal. Habere gel. Neymiş? Önce bir şey soracağım. Sen prens olmak ister misin? Yani şimdi tabii prens var prens var. Yani düzgün bir prens olmak isterim tabii yani. E peki sence prensler nasıl yaşar? Kral gibi. Nasıl kral gibi? Yani şahane bir hayatları olması lazım ya. Prens bu ya. 10 dönüm bostan yan gel yat Osman ha. Zor çamaşır be genç. Zor çamaşır be genç mi? O ne demek ya? Yani tam tersi. Prenslerin hayatı çok zormuş abi. Ya aç bakayım şu konuyu nasıl zormuş ya. Açacağım açacağım. Mesela bak abi. Bu prensleri var ya. 4 yaşından itibaren. Ne öğretiyorlar biliyor musun? Tuttuğunu prenses yapmayı. Yok. Yok be kardeşim. Honduras'ı kendileri öğreniyor. Ha, yok onun için de hoca tutsunlar. Tabii kendisi öğrenecek. Abi prensini ilk önce kahve fincere tutmayı, çay içmeyi bunları öğretiyorlar amur. Şimdi anladım. Şimdi anladım neden kraliyetlerin bittiğini. Niye bitmişler? Yavrum bak ülke şöyle yönetilir. Halk böyle mi mutlu olur? Diplomasi böyle mi yapılır diye öğretmene gerek yok. Kahve fincanının sapı nasıl tutulur? O efendim çay nasıl içilir? Ya batar o kraliyet ya. Ya bir de çay içmeyi öğretmeye ne gerek var hacı? Ha? Kadir çayından bir fırtasana. Alayım. Al işte. Al. Buyur. Senden var ya prens değil sarayın kapısına nöbetçi bile olmaz. Çay böyle içilir ama kardeşim. Türk kahvesi de mesela. Höbürdete höbürdete içeceksin ki tadı çıksın ya. Olmaz. Görgüsüzlük. Ya bak bu Avrupalılar işlerine gelince kendilerine her türlü görgüsüzlüğü yapıp adına görgü diyorlar.
Mesela şarap tadımcıları var. Evet. Şarabı ağızlarında gargara yapıp sonra gümüş kupalara fırk diye tükürüyorlar değil mi? E bu ne? Bu da mı görgü? Abi o degütasyon. Başka bir şey yok. Ya bırak başka bir şey kardeşim. Prens prens hikaye. Bence bir prense ilk öğretilecek şey 18 yaşını geçtiği zaman peder beyi tahttan ikiletecek. Aa çok iyi. E tabi abi. Ondan sonra İngiliz prensi Charles gibi olursun bak. 70 oldu herif. 70 hala prens. Halbuki vaktiyle valideyi ikileteydi, şimdi kraldı. Anası ne olacak? Ya ne var? Manzaralı bir manastıra kapatacaksın. Sonra bir ara gideceksin, elini öpeceksin. Ana yüreği bu dayanmaz, affeder zaten. Ya Kadir, Allah korunur. Vallahi bak, sen iyi ki prens olmamış. Ülke var ya, iç savaşa gider. Ya benim ülkemde iç savaş neyin? Çıkmaz kardeşim. E peki erkek kardeş, o da prens olsa? Bak en küçük yanlışında oyarım. Yapma Kadir. Bak bir dağda iki aslan yaşar mı kardeşim? Can bu ya can. Ben onu oymazsam o beni oyacak aga. Ben erkek kardeş istemezdim. Kız kardeş en iyisi. Verirsin güçlü bir krallığa müttefik olursun. Hem çocuk doğurunca bizim meşrebimizle yetişir. Efendim tahta geçtiği zaman da dayısının sözünden çıkmaz. Bak kraliyet işinde kız kardeş en iyisi abi. Ben onu bilir onu söylerim. Kadir monarşi bitirdin be. Yavrum harbiden mazçuktan prens olmak bile bu kadar stresli bir şey ya. Yani kim bilir gerçeği nasıl ha. Bak elini sırtıma sok terledim ya. Olmaz oğlum o da yasak. Dokunmak yasakmış. Ya kardeşim ben de sadece annemin prensi olurum ya. Sana prens mi diyor? Yo falan diyor da. Ama yani onlar bir ananın tabii erkek evladına standart asalet ünvanları. Pascal biliyorsun gofik mofik. Gofik ne abi? Böyle bücür, sevimli ufaklık falan gibisine. Anne sana gofik mi diyor? Ya yöresel bir şey. Kardeşim makara mevzusu yapıyorsun sen ama bak ben prens olacağıma anlamın gofiği olurum. Yemişim tacı tahtı bana ne ya? Aferin lan Kadir. Valla. Hakikatlı çocuktun. 10 numara çocuğum kendimi övmek gibi olmasın Pascal. E Kadir madem bu kadar anahtar. E niye evlenemedin? Beni anam paylaşmadı be Pascal. Kimselere layık görmedi. Sonuç? Yaş 50 akıbet kraliçe Elizabeth biliyorsun. Aa benim kaderim ya. Yazık be. Ya dominant anne kurbanıyım ben Pasko. Üzülme. Furbin bulunur. Bak. Ayrıcak şimdi. Gözleri doldu be. Avut beni Pasko. Omuzun? Omuzun kemikli yüzüm acır. Dizime mi yatacaksın? Ne yatacağım sen kütük gibi sert baldırına ya. Oğlum sert tabii. Topçu baldırı. Tabii kütük gibi. Heh, sen kendine bak. Bakayım baldırı. Aa ne var ya baldırımda? NASA'nın astronotlar için yaptığı yastık gibi konforlu. Aha bak. Kaç kadının başını dinlendirdi bu baldır biliyor musun? Ey yavrum. Kimi psikolog koltuğu bile bu kadar rahat değil. Ya bırak. Sendeki baldırsa bendeki kral koltuğu. Sıva tek bacağına bakın. Kimin baldırı güzel görelim ya. Tamam lan seviyorum. Ama pantolon tek bacağını sıva. Kalk aya. Kalktım. Getir bakayım baldırları yan yana. Bakalım kiminki güzel görelim. Ya gel dayı. Buyur. Aa, ay ne yapıyorsunuz siz? Ahlaksızlar, ilkeller. Ay ilk insanların ilkisiniz. Ay terlik sayvanın terliklerinde bile sizden daha çok ahlak vardır. Ay burası ekşi ekşi erkek koktu yine be. Ya bu canavar Cavidan bunu herkese anlatır izah edemeyiz ha Pascal. Abi merak etme. Yayının ses kaydı var. Dinletiriz. İkna olurlar değil mi? Olurlar tabii ya. Bir şey söyleyeyim. Benim baldırım güzel kabul et. Ne de güzel baldırı var. Kadir Aga. Aragaz. Pascal. Sir. Şu an stüdyomuzda kim var? Orgay Hoca geldi. Hanımlar beyler uluslararası ilişkiler ve strateji uzmanı, diplomasi duayeni Orgay Kabarır hocamız stüdyomuzu şereflendi. Hocam hoş geldiniz. Orgay Hocam adamsın. Evet hocam teşekkür ediyorum hocam. Adamlık konusunda hepimiz aynıyız hocam. Hocam beni Nikaragua'da bir mekana götürdüler. Killer Festival hocam. İçeride bir kızlar var. Hepsine bazuka keleş hocam ya. Veriyorlar mermiyi basıyorlar rokete hocam. İç çatışma fantastiko hocam. Orgay gel seni mayın tarlasında gezdirelim dediler. Zor kaçtım oradan hocam ya. Madem Nikaragua falan dediniz hocam. Bütün dünya Suriye'ye odaklanmışken dünyanın geri kalanında neler oluyor sizce ya? Bravo Kadir hocam. Evet hocam. Hocam Amerika Suriye ve Kore'deki gerilimi tırmandırıp Afrika ve Latin Amerika'da çeşitli operasyonlar yapıyor. Asıl dengeler bence Latin Amerika'da değişecek. Çok yakında ya. Orgay hocam bir şey soracağım. Bu Yunanistan niye coştu ya?
Hocam Amerika'nın fişliklemesi. Afrin'de Türkiye başarılı olunca ikinci bir cephe açıyorlar ya. Yunanistan'da her zamanki gibi piyon hocam. Ama hocam araştırdım, işin arkasında İngiltere var, Amerika'da piyon hocam ya. Evet Orgay hocam, bu Yunanistan'da Türk karasularını kapsayan petrol aramaları falan başladı. Ne ayak bunlar, ne oldu bunlara ya? Hocam 1. Dünya Savaşı'nda kral tahtını korumak için İngilizlere yanaştı. Anadolu'da biz bunlara böyle boruyu döşeyince kral Yunanistan'da tahtı kaybetti. E şimdi Çipras boğazına kadar borca batmış hocam ya. Almanya İngiltere diyor ki sana para vereceğiz ama Türkiye'yi oyala. Senin anlayacağın Yunanistan yine kucağa oturdu, saldır diyorlar, saldırıyor hocam ya. Zaten beni hocam Atina'da bir mekana götürdüler. Hocam underground, Greek gotik hocam. İçeride bir kızlar var, hepsi böyle Yunan tanrıçaları gibi giyinmiş. Mitolojik fantastiko. Orgay, Orgay gel de sana Olimpos'un kaç bucak olduğunu gösterelim dediler. O ara Suudi kralı Salman geldi Zeus kılığında. Hocam ***'den yıldırımlar çıkarıp herkese salmaya başladı ya. Yıldırım ne alaka? Zeus bu mitolojiye göre Olimpos'tan hani yeryüzüne yıldırımlar gönderiyor ya bro. Ya Kadir, Yunanlılarda var ya, harbi safmış be. Ya bir adam eliyle yıldırım nasıl salıyor? Ha? Ya var ya, bazen taşarıp atamıyoruz. Zaten mitoloji deyince aslında kuzey ülkeleri daha iyidir hocam. Misal kuzeyin tanrısı Thor. Ya o da ayrı bir deniyor zaten. Çekici var büyülü. Lan büyülü çekiç mi olur? Yok büyülü İngiliz anahtarı canına yanıyor. Şşş Kadir, şey. Büyülü 15-20 anahtar. Nasıl? Ya hakikaten hocam ya, insanlığın IQ seviyesi ilk çağlarda negatten düşükmüş ya. Baksana büyülü çekici olan tanrıya falan inanıyorlarmıştı ya. Hocam tabii ilk çağlar beyin de yeni gelişiyor hocam. Fazla da şey yapmamak lazım. Orgay hocam peki İran'da arkamızdan işler çeviriyor galiba değil mi? Hocam ben Tahran'a gittim, orada herkes arkadan çalışıyor hocam. Zaten İranların arkadan çalışmaları meşhurdur hocam. Bütün dünya bilir. Nasıl yani? Backwork hocam, dikkat edin. Orgay hocam peki Rusya, onlar da bizden yana mı yoksa karşı taraftan yana mı, onu da bilemiyoruz ha. Hocam beni Tahran'da bir mekana götürdüler hocam. Hocam Acem Faşink, içeride bir Acem kızları var hocam, yok böyle bir şey. Orgay hu hu yanımıza gel de arkandan iş çevirelim dediler hocam. Arkamı duvara vere vere Tahran'dan Türk sınırına kadar zor kaçtım hocam ya. Hocam bizim sınırdan içeri girince toprağa yaptım hocam, yok böyle bir şey ya. Bak Kadir hocam, Orta Doğu'da siyaset kaç çakala tut şeklinde yapılır. Bu var ya, tavşana kaç taziye tut değil mi? Orta Doğu'da tazı yok ama yaptık hocam ya. Hocam kullanılmaya müsait bu kadar yan olduğu yerde. E tabi tavşana gerek yok. E tazı desen onun yerine de çakal var. E Orta Doğu bir kim kibi kucağına oturtuyor dünyasıdır hocam ya. Peki Orgay hocam, Fransa da topa girdi. Yok Türkiye işgal etmesin falan diyor. Öyle şeyler yapıyor. Hocam herkes ayağa kalkınca Madi'den ayağa kalkıp gürültü yapan haypeci tipler vardır ya hocam. Ya Fransa da öyle hocam ya. Asıl benim dikkatimi çeken İngiltere'nin sessizliği ya. Evet hocam, bu İngiltere niye bu kadar sessiz? Hocam ortalık karıştığında kim sessiz kalıyorsa anla ki ortalığı karıştıran odur hocam. İngiliz şu an oynanan oyunun finalini yazdığı için meşgul hocam. Vay hocam ya, İngilizmiş bu be. İngiliz'e dikkat hocam. Amerika, Fransa, İspanya falan tıs hocam. Bir Almanya vardı, o da İngilizlerle Orta Doğu'yu 1. Savaş'ta kaybetti ya. E buralarda Almanya'yı da diyen yok hocam. E arada tank top satarsa 3-5 kuruş kazanır belki ama oradan da Amerika ekmek yedirmez. Hocam diyeceğim, yazan İngiltere, prodüktör Amerika. Dur bakalım sonu ne olacak hocam. Orgay hocam o kadar güzel anlattınız ki tebrik ederim. Yani şu Suriye meselesini 6 senedir neredeyse her gün televizyonda konuşuyorlar. Ama siz tek cümleyle bir dakikada aklımıza soktunuz ya. Evet hocam, hocam beni Londra'da bir mekana götürdüler. British Mazo Gangbang hocam, ben böyle bir şey görmedim hocam. Brünetler içeride, cheerleaderlar hopluyor hocam. İçeride bir İngiliz kızları var, hepsinin dişleri beygir dişi gibi hocam. Horse teeth. Orgay, Orgay, come on, come on, gel sana da Orta Doğu'da kurduğumuz bir kumpas kuralım. 100 sene dağıttıralım sana dediler. Zor kaçtım hocam ya. Yani Orgay hocam bütün Orta Doğu tarihini bir cümleyle özetlemeyi başarmışken şimdi nasıl oldu da bir anda Londra'daki British Sadomaso mekanda yaşananlara geçtik biz ya? Hocam var ya, illa Honduras değil mi? Balıyorsun hemen. Honduras'sız diplomasi olmaz hocam. Gece hayatı olmadan diplomasi olmaz hocam. Uluslararası ilişkilercinin gece hayatı olur hocam. Bir yerde diplomasi varsa orada Honduras vardır hocam. Beni Honduras'ta bir mekana götürdüler hocam. Pacific Baroque Underground.
Daha içeri girmeden bir sesler geliyor böyle Honduras, Honduras, Honduras diye. Anında anlıyorsun içeride neler oluyor hocam. Honduras. Aragaz. Pascal. Kendim. Manken Bella Hadid'i bildin mi? O da ben var ya. Kurban olurum ben. Ya o istesin ben bütün insanlığı yok ederim ben. Harbi mi? Tabii canım. Bella Hadid şu an gelip dese ki Kadir, senin olmam için tek engel yeryüzünde insan hayatının sürmesi dese, insanlığı yok et seninim dese, bizzat kendim virüs olurum insanlığı yok ederim. Bak söylüyorum. Kadir senin de var ya, bu uçarın var ya, öldürecek beni ya. Bu ne ya? Kadınım için her şeyi yaparım Pascal. Ya Kadir, kadının senden haberi yok. Ki nereden kadının oluyor? Ya farz misal diyorum bro. Bella Hadid gelsin benden bir şey istesin yeter. Mesela Bella dese ki, ama böyle dudağını uzata uzata böyle kelimeleri böyle macunlu macun. Kadir'cim bu dünya böyle dönüyor ya, sevmiyorum tersine dön zat desin. Çalışırım kardeşim, yaparım ya. Dözetme ya. Yani döndür manasında yani. Evet, dönzersene diyen bir kadın dünya güzeli olsa tabii bir soğuma da olur değil mi? Evet, ben ondan konuşma ve telaffuz çok miyim ya Pascal? Misal bugün Yakutistanlı arkadaşlarımız var. Böyle sohbet edip derinleşip neşeli neşeli tadından doyulmaz bir hale geldik. Cam ben keyfe gelmişim dediler. Ya insan diyor ki ben burada neden arkadaş edindim? Ben bununla niye arkadaş oldum? Tamam şiveye saygım sonsuz ama ben keyfe gelmişim ne ya? He? Kadir, Bella Hadid mi diyordu? Yakutistan nerede çekti? Ya bu Bella Hadid artık sponsoru olan firmaların ürünlerinin tanıtımları için reklamda oynama gereği duymuyormuştu. E ne yapıyormuş? Bunun evin önünde lombar ağzı gibi 7-24 nöbet tutan paparazziler varmıştı. Misal cips reklamı mı yapacak? Apartmandan cips paketiyle çıkıyormuştu. Bella Hadid cipsi yiyerek yürüyünce çekilen fotoğraflar anında dünya basınında oluyormuştu. Hiç yoktan milyarlarca insan Bella'nın elindeki cipsi görüyorlarmıştı. Kadir bize yapalım. Senin evin önünde bekleyen paparazzi mi var? Vallahi yok. Ne bekliyor senin evin önünde? Abi iki aydır sokak köpeği var. Bir tane. Adı da Sefi. Ben mama veriyorum. O bekliyor abi. Sende ne var abi? Paparazzi var mı? Valla benim evin önünde bir aydır bir tane Doğan Eselisk ile park etmiş duruyor. Araba çamura bağladı. Acaba suçmuş deyip bıraktılar bilmiyorum. Sahibi öldü de varisleri arabayı mı bulamıyorlar onu da bilmiyorum. Onun dışında evin önünde bekleyen yok yani Pascal. Kadir içinde adam ölmüş olmasın? Ya içinde ölse kokardı duyardık ya. Benim kata gelirdi kokusu yani. O da doğru abi, mantıklı. Yani Bella Hadid'den benim evin önündeki Doğan SLX'in içinde ölmüş olması muhtemel adamın kokup kokmadığına nasıl geldik biz? Onu anlamadım ki ben. Kadir, ben de düşünüyorum. Çözemedim abi. Sohbetimizin nirengi noktası yok. Evet abi. Yalnız çok özür dileyerek araya bir doğrudan pazarlama reklamı almak zorundayım. 2 dakika dinleyelim. Hattımızda mı Tebernuş Bey? Hatta abi. Alo Tebernuş Bey. Alo. Kadri Bey, Postal Bey, selam. Ya yanlış postal değil, Pascal. Benimki de zaten Kadri değil, Kadir. Malum kış geldi, yollar çamur, sular birikiyor. Sabah karanlıkta işe giderken bileğe kadar suya basıp ayakları üşütmek efendim nedir? Motoru bozmak, ıslak çorap kuruyunca kokar, iş ortamında kokmak gibi şeyler oluyor efendim. Biz sizlere imalattan halka fiyat avantajıyla grotesk bir bot sunuyoruz efendim. Yalnız o grotesk olmasın abi, grotesk yani temelde ciddi ama görünüşte gülünç olan hani durumlara insanlara denir ya. Siz muhtemelen Gore-Tex demek istiyorsunuz değil mi? Yani su geçirmez. Oğlum o reklamcı olacak diye söyleyin şunları doğru düzgün yazsın. Bak grotesk yazmış buraya, rezil olduk. Evet Kadir'cim, yani su geçirmez botlarımız, hakiki deri. Nedir ise abi? Koyun dana karışık. Abi kıyma mı bu ya? Ne demek koyun dana karışık deri, nasıl oluyor ki ne? Laboratuvarda yaptık Kadir'cim. Ayrıca şekerlenmez, akıcı, kesinlikle bak mısır şurubuyla tatlandırılmış değil. Botlar mı? Hayır, bal. Ne bal abi? Hay Allah, bal dedim değil mi? Bundan önce bal işindeydik de oradan kalma bir alışkanlık. Neyse bakın şu an arsaların kazıkları çakılmış durumda. Hafta sonu AKM'nin önünden otobüslerimiz kalkıyor. Gelin arsaları gözlerinizle görüp alın. Hatta
kendiniz çevirin. Arabayla, dükkanla, daireyle takas yapabiliyoruz. %0 faizle kredi de veriyoruz. Gelin bu arsa fırsatını kaçırmayın kardeşim. Abi ne arsası ya? Lan ne satıyordum ben size? Sen bot satmıyor musun? Ha evet. Arsa satışımız da var. Düşünür müsünüz Kadir? Abicim bot. Kışlık bot satıyorsunuz ya. Arsalar nerede abi? Allahu Ekber dağları 1200 rakımda ama ileride çok değerlenecek. Abi prehistorik çağdan beri yani yaklaşık 5 milyar yıldır emlak olarak değerlenmemiş bir yer. Yani ileride nasıl değerlenecek bu babacığım merak ettik. Yemediler bak, bu arsa işini başka bir yerden uyduralım. Oğlum ben söylemiştim size, hemen uyandılar işte. Salak herifler. Allahu Ekber dağlarında arazi alır mı lan insanlar? Bak en sıcak günü -20 derece olanların ya. Neyse bak, bal işinden kalan kavanozları da satmayın. Kasımpaşa'da vitamin hapı yaptırıyorum. Onlara doldurur enerji hapı diye iteleriz. Alo Tebernuş Bey. Yalnız mikrofonlar açık abicim. Duyuluyor sizin sözleriniz. Bakın efendim, bu çayla bir ayda 150-200 kilo veriyorsunuz. Ayda. Kedir çaya bağladı. Tebernuş abi bak şöyle yapalım. Siz bir kafayı toplayın. Vatandaşa sonra ne itileyecekseniz ona göre bir karar verin. Bizi öyle arayın abi, böyle olmuyor. Çok özür diliyorum. Döneceğim gençler. Döneceğim ben size. Kadir bu ne ya? Esnaflık bitmiş la bro. Ya da yeni bir tür esnaflık doğuyor. Bilmiyoruz yani. Biz algılayamıyoruz bunu yani. Ya böyle adamlar var ya. Böyle şeyler. Yayınlamayalım. Herif nakit para basıp dakika satın aldı. Kardeşim ne yapalım? Para bunlar da artık. Tövbe tövbe ya. Aragaz. Paskal. Geldim. Can senin yarışma yine başladı. Benim yarışma? Ha, Survivor klanından değil misin abicim sen? Öyleyim. Şimdi yeni sezonla yeni kadroyla Survivor'cular merhaba dedi. Değil mi? Yeni program, yeni yarışma. Aman abi. Kazası belasız. Yalnız bu Survivor'da ilk defa ben çok derin, hatta hayata dair çok ciddi bir cümle duydum ya. Kim söyledi? Nihat Doğan. Ayda. Yeni mi gittin? All Star kadrosunda. Ya demek ki sen tüm zamanların starı değilsin ha. Nihat All Star, sen tıs star yani Pascal. Vay be. Acına bak be. Olmadı şimdi. Ben sorarım ama. Ha yani şey diyorsun, intikam kanlı yenince lezzetli olan bir yemek diyorsun. Ben kanlı seviyorum. Ha yalnız o laf öyle değildi ya. İntikam soğuk yiyince lezzetli olan yemekti. Kanlı değildi ya. Değil mi? Olsun abi. Yani sen intikam az pişmiş seviyorsun, kanlı. Evet abi. Ben Fransızım. Aslında Pascal, lafı bağlayacağım ama hazır ek yeri gelmişken buradan bütün Fransızlara da sesleneyim. Seslen baba. Fransızlar seni sever. Eşek gibi sevecekler. Niye lan? Seni bana kitlediler. Milli felaketlerine bakıyorum kaç yıldır ya. Sen Fransa'da olsan şu an var ya, o Dordogne Vadisi'ndeki kadınların yarısının kalbi kırıktı ya. Heh, biliyorsun Fransız. Buradan Fransızlara sesleniyorum. Abicim siz bu eti madem bu kadar çiğ yemeyi seviyorsunuz kanlı kanlı. Direkt hayvanı kesmeden canlı canlı yiyinsenize. Yiyinsenize? Ne demek o? Orada şive bir tuhaf oldu ya. Tam neresi olduğunu çözemedim ama. Mesela ben sana Pascal bana bak diyeceğim değil mi? Bu şiveye göre Pascal bana bakın sana diyorum mesela. Komikmiş ya. Neyse Nihat Doğan'a dönelim. Nihat Doğan Survivor'da öyle bir laf etti ki. Felen çemberinden 1000 kere geçmiş olan ben bile böyle bir laf görmedim ya. Helal olsun. Büyük fırıldak. Ne fırda? Biraz susunsan anlayacaksın o zaman ya. Sussana? Yani sus demek. Nihat Doğan dedi ki rakip yarışmacılardan biri bana eleneceğini bile bile niye geldin Nihat dedi. Ben de ona dedi cevap verdim. Sen öleceğini bile bile niye yaşıyorsun dedim. İşte bu soru bana hayatı yeniden sorgulattı Pascal. Ya senden manyak mısın oğlum? Ha? Ne sorguluyorsun? Hayatı rahat bırak. Aksit gitsin. Ya öleceğini bile bile yaşayan tek canlı insan ya. Misal tavşan öleceğini biliyor mu? Bilmiyor. Ne biliyorsun? Ne demek ne biliyorsun ya? Bilmiyor tabii. Abi nereden biliyorsun? Tavşanla mı konuştun? Nasıl konuşayım abi tavşanla? O zaman nereden çıkarıyorsun? Berke biliyor abi. Balıklar, filler hepsi biliyor Berke. Ha, şimdi senin lafın derinliğine gelince fark ettim. Misal filler ölecekleri vakit sürüyü terk ediyorlar biliyorsun. Sota bir yere gidiyorlar. Orada yalnız başlarına ölüyorlar biliyorsun değil mi? Buyur. Bak fil bizden ileri. Valla öyle canlı biliyor. Sen hazırlık yapıyorsun. He? Yok. Pascal lan.
galiba ilk defa sana hak veriyorum ha. Ya bırak ya. Bir de Nihat Doğan. İmitasyon filozof. Öyle deme. Ben severim. Tanısan sen de seversin ya. Abi ben bir ay yaşadım. Hem de hırsız arada. Daha nasıl tanıyayım? Ya Pascal, ıssız bir adaya düşsem yanıma alacağım 3 kişiden biri sen olmazdın ama. Bu da bir gerçek yani. Ayıp. Bu mu lan kankalık? Ha? Ne mi gördün? Hatta deseler ki ıssız bir adaya efendim iskan ve imar yapacağız, yanına 1000 kişi al deseler, ben o 1000 kişinin içine de sokmam seni. Ya sikar mısın be? Vallahi başka bir şey demiyorum. Heh, dur, senin için manim şu. Günü güne eklerim. Vay benim emeklerim. Aragaz. Pascal. Gel diyor abicim. Canım, yüksek sanat dolu daykalara hazır mısın canım ben? Hazırım kardeşim. Sen mi yazdın? Acizane. Şahsen kendim yazdım Pascal. Abi bu aralar var ya, sen çok duygulusun. Hep tosarıyoruz. He? Ya ben de fark ettim. Aşırı duygusalım be Pascal. Acaba testosteron seviyen mi düştü ya? Geçen gün televizyonda Leylek gördüm, ağladım ya. Leylek? Televizyon? Aradım bir. Allah Allah. Niye baba? Duygulandım ha? Abi. Duygulandım. Ama anlamaz ki ya. Leylek bu ya. Ya ben de onu diyorum. Bugüne kadar herhangi bir leylekle yaşanmış bir hatıram yok. Ben niye leyleğe görünce ağlıyorum? Acaba testosteronum mu düştü ya? Yok ya. Bence değil abi. Sahi mi? Ya bu testosteronum yerinde mi? Bir baktırmak lazım. O düşünce ağlıyormuştu insan. Kardeşim. Ya sen var ya. Terslere girmişsin. Merak etme. Senin problem başka. Aa, neymiş benim problem? Kafayı kırmak üzeresin. Valla başka şeyler düşün. Bir tatil yap ya. Tatile git. Ya benim hayatım tatil hacı ya. Allah Allah. Ama Kadir, değişik bir şey yap. Rutinden çık. Hep aynı şey ya. Valla abi. Leylek böcek giriyor, arıyor. Duygusal oldu. Ya ben zaten duygusal insanım kardeşim. Hala ne zaman beyaz piyanolu, beyaz takım elbiseli, kırmızı mumlu, şamdanlı, Ümit Besen posteri görsem ağlıyorum mesela ya. Abi kafayı bir baktın, bir ayar çıktın. Bu böyle olmaz. Ya Pascal, bu kafa bu ayarda olmazsa bu şiirler çıkmaz ki kardeşim. Çıkmaz mı? Çıkmaz. Misal sen niye şiir yazamıyorsun da ben yazıyorum? Çünkü benim kafa ayarım farklı. Ben 1 terabayt işlemciyim. Sen 404 notifon mesajı veren internet sitesisin yani. Ne demek o? Kötü bir şey mi söyledin? Benden kötü bir şey çıkmaz Pasko. Bak mesela bu şiir Haybeci Ekol'de yazılmış. Genç Haybeci şairlere bir örnek olsun. Bu amaçla yazılmış. Yani bu manada dökmek istiyorum yani duygularımı. Dök dayı dök. Dök bakalım. Müsaadenle önce bir duyguya gireyim. Gir bakayım. Abi önce acıyı yeme. Bak hep acıyorsun. Ne oluyor, gülüyor musun? Ah, oh. Tamam bak, oh, duyguya girdim. Girdim duyguya. Belli. Evet. Sesin tonu değişti. İşte duygu, işte his. İşte yine kafiye. Açizane halkıma armağanımdır efendim. Buyurun, takdim ediyorum. Adını dağlara yazdım yârim. Gece sizin siteye sızdım. Güvenlik görevlisine kızdım yârim. A1 bloğa tünel kazdım. Gözyaşım kederden miydi yârim? Yoksa senin pederden miydi? Tünelden koku geliyor yârim. Sitedeki giderden miydi? Özledim gitme deseydim yârim. Bana bik bik ötme deseydim. Şimdi ardıma bakmazdım yârim. Önümü görebilseydim. Adını dağlara yazdım yârim. TC kimlik numaranı da yazdım. E-Devlet şifreni buldum yârim. Soy ağacını da dağlara yazdım. Adını Microsoft Word'e yazdım yârim. PDF yapıp A4'e bastım. Arama motoruna da yazdım yârim. Hem ağladım hem aradım. Dağlar seni delik delik delerim. Deplasmanda bir gol atsam iç sahada elerim. Aha da bunu da buraya yazdım yârim. Nasıl buldun Pascal? Kadir, çok kral olmuş. Teşekkür ediyorum canım. Yüksek sanat benim için refleksistir canım. Refleksist. He? Refleks diyen şay olur mu abi? Ne biçim adamsın? Ya o kadar olacak. Her yüksek sanatçının bazı defoları var ya. Allah Allah. Refleks güzel hem ya. Refleks işte. Refleks diyemeyeceğim. Refleks. Zorlama. Kadir zorlama. İfrazat yapar. Aragaz. Pascal. Kadir abiciğim.
Dinleyicimize Twitter üzerinden sormuştuk. Pascal sünnet olmaya karar verirse hangi ünlü gelir ne takar demiştik, hatırladın mı? Geldi mi canım? Geldi canım, geldi. Bak bakayım, oku bakayım. Kemal diyor ki Kadir abi bence Pascal'ın sünnetinde kraliçe ve Alman şansölyesi gelir. İkisi de ortak danaya girer gibi para birleştirip altın kırbaç kelepçe set takarlar diyor. Abi onlar yapar. Doğrudur. Bekirim. Pascal, Merkel'in sana olan öfkesinin sebebi ne ya? Abi kadın Almanya. Bunlar biliyoruz. Sağa sola böyle sardıyorlar. Alman tarihine bak. Hep arıza. He? Değil mi? 70 sene abi. Kimse sardırmasın, psikopat oluyorlar. Bu da beni buldu. İziyor işte. Ama bence Merkel'le bir konuş Pascal. Bu şiddeti azaltarak bitirsin. Ayıptır ya. Orhun demiş ki Michelle Obama beşi bir yerde takar kesin demiş. Ah benim Michelle'im be. Gelsin de var ya, ne takıyorsa taksın. Ben ona kafayı takmıştım. Daha ne takacağım? Kafayı takmışım derken? Yani hep bunu düşünüyorum. Onu bilmem de kocası Barack Obama bunları duyarsa güzel bir güdümlü füze takacak sana. Füzeyi de bizzat kendisi gelmeden okyanusun dibinden deniz altından fırlatacak, kafana koyduracak. Çakma zence. Yüzünü boğuyor. Valla ayakkabısını. Ya iftira etme adama be, Afrika kökenli işte o da. Allah Allah. Refik diyor ki Rihanna, Beyoncé ve Lady Gaga gibi ünlüler yas tuttukları için gelmezler diyor. Neden yas tutuyorlar? Tabi sünnet bazı şeyleri senden alıp götürüyor ya Pascal. Aa. Kimileri için matem yani. Evet anladım. Efkan demiş ki Jennifer Lopez gelir bilezik takar demiş. Erkeği bilezik. Olmaz o. Yani Jennifer Lopez Pascal'ın sünnetine gelir bilezik atar demiş gerçi. Bilezik atar demiş. Hani bu Luna Park'larda halka geçirme oyunu vardır ya. Ne? Yani böyle dik çubuklar var. 5 tane halka verirler. Çubuğa atarsın, hediye alırsın. Ha. Aa güzelmiş. Ne alaka? Ya boş ver, tamam, alakayı kuran kurdu ya. Halis de demiş ki Kuzey Kore lideri Kim Jong gelir altın başlıklı nükleer füze takar demiş. Abi beklerim. O if yapar. Bence de yapar. Kim Jong bu. Hatırlat da senin sünneti hakikaten gelirse aniden yakalayıp bir belbere alabros tıraş ettirelim. Her bütün dünyada nükleer savaş çıkaracağım diyor. Daha saç tıraşı yüzünden adamı ciddiye alan yok ya. Veysel demiş ki Nusret gelir abi yaraya tuz basar demiş. Aman abi. Bekeme gördün mü? Eti nasıl doğramış? Beni de doğramış. Oğlum iyi fikir ha. Nusret sünnet yapıyorsa gelsin. Videolarda gördüğümüz gibi efendim o kesme tarzıyla yapsın sünneti ya. Kadir yapma abi. Şakası bile kötü. Ama bak Nusret sünnet. Bak kafiye de uyuyor ha. Aman Kadir ya. Hadi kalk. Gidelim tamam abi. Peki hadi bugünlük hadi bu kadar yeter. Yarın nasipse kaldığımız yerden devam ederiz. Pascal. Bye. Aman Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.